Evet, çok kıymetli arkadaşlarım. Bugün yine canlı yayında sizlerle güzel konularımız var. Allah izin verirse konu başlıklarımızı hemen şuradan hemen giriyorum. Geliyorum arkadaşlar. Sesimizi de kısalım. Evet, çok kıymetli arkadaşlarım. Bugün yine çok ilginç konularla sizlerleyiz. Bugün Yumurtalı'yı konuşacağız. Yine Adana'yı konuşacağız. Seçim öncesi yerel seçimlere adım adım bakalım Adana'da neler oluyor, neler var gündemde bakacağız. Hemen arkadaşlar. Kusura bakmayın, teknik bir sıkıntımız olduğu için sizi bekleteceğim bir süre. Evet. Evet arkadaşlar. Yine çok ilginç konularımız var. Bugün yine Adana Yumurtalık ilçesi ile alakalı ve Adana'da Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarıyla tabii çok az bir zaman kaldı. Bu hafta içerisinde bütün adaylar ve adaylar netleşecek. Hatta açıklanacak bu hafta içerisinde. Bugün Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan Adana Yumurtalık ilçesinde sanırım şu anda. Oradan da güzel haberler geliyor. Evet, Deva Partisi'nden de ilçe başkanı Sayın Uğur Karataş belediye başkan adaylığını açıkladı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kendisi emekli bir asker kökenli bir kardeşimiz, kıymetli bir abimiz. İnşallah kendisi için de hayırlı olur. Çok ilginç arkadaşlar, Yumurtalık'ta fenomen diye kendini tabir eden, daha önce belediyede koordinatörlük yapan Sayın Şaban Yetkin. Şaban Yetkin, biliyorsunuz son zamanlarda bazı sıkıntılardan dolayı belediyeden ayrıldı. Hala çalışıyor mu bilmiyorum. Çalışıyor görünüyor. Görünüp de işine son verilenler var. Öyle bir şey de olabilir. Şaban Yetkin dün bir paylaşım yapmış. Orada bir arkadaşla diyaloğu geçiyor yorumlarda. Orada diyor ki Şaban Yetkin, Yumurtalık'taki eski belediye koordinatörü bundan birkaç ay önce istifa etti. Zeydan Karalar'ın, yani Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Yumurtalık ilçesine parke taş gönderdiği, hibe olarak yani belediyeye gönderdiği, sokak aralarını yapmaları için gönderdiği parke taşlarının fatura edildiği gibi bir ifade kullanıyor vesaire vesaire diyor. Benim ağzımı açtırmayın diye koordinatör Şaban Yetkin böyle bir yorum yapmış arkadaşlar sosyal medya hesabından. Bir arkadaş da yorumlarda gördük. Çok ilginç. Şaban Yetkin koordinatörken bunları neden açıklamadı da şimdi benim ağzımı açtırmayın diye belediyeye tehdit savuruyor. Çok ilginç geldi. Ben şimdi anlayamıyorum arkadaşlar. Şimdi aday adaylarından Aykut Onar'a da bu soruyu sorduk. Hani siz belediye başkan yardımcısıydınız. Neden bu olup bitenlere, hani şimdi anlattığımızda diyor ya, evet biliyorduk. Biliyordunuz da neden şimdiye kadar sustunuz yani? Bunu soruyorum ben size, kusura bakmayın. Vatandaş da soracaktır. Şaban Yetkin, sen daha düne kadar, 2-3 ay öncesine kadar bayrak sallıyordun. Türk Keşfili'nin şu anki mevcut belediye başkanı, Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı bayrağını sallıyordun. Ne oldu da yani bir anda böyle bir dönüş oldu? Yorumlarında çok ilginç bir iddia bu. Bu iddianın da yetkililere ihbar niteliği taşımasını isterim. Bakın, eski koordinatör Şaban Yetkin sosyal medya hesabından dünkü paylaşımın altındaki yorumunda diyor ki, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın destek amaçlı hibe olarak gönderdiği parke taşları, kilitli parke taşlarını belediye başkanı tarafından fatura edildiği, faturalandırıldığı, buradan bir gelir elde edildiği
gibi bir şeyler söylüyor. Bakın bu çok ciddi bir iddia. Lütfen bunun araştırılmasını istiyorum yetkili makamların. Kendi koordinatörü söylüyor. Ve birçok belediye çalışanı, belediye başkan yardımcılığı yapan, ondan sonra önemli görevlerde bulunan birçok kişi de Yumurtalık Belediye Başkanı ile alakalı çok büyük iddialarda bulunuyor arkadaşlar. Yani bunları bir değerlendirilmesi lazım. Birilerinin duyması, görmesi gerekiyor. Kendi çalışanı, koordinatörü, müdürü, amiri söylüyor yani. Biz söylemiyoruz arkadaşlar. Benim söylediğim zaman bana Türkeş Filik hemen dava açıyor ama şu anki mevcut belediye başkanı sürekli bana dava açıyor. Bakın ben söylemiyorum. Bunları ben söylemiyorum. Kendi koordinatörünüz sosyal medya hesabından paylaşmış. Usulsüz gelir sağladığınızı, hibe olan şeyleri faturayla kendi bünyenizde gelir sağladığınızı söyleniyor. Çok enteresan. Yine aynı şekilde barakaların kafe olarak yandaş kişilere, tanıdık kişilere verilerek hiçbir belediyeye döner sermayesi olmayan elektriğini, suyunu bile belediyenin karşıladığını söyleyenler yine kendi çalışanlarınız. Ben değilim. Ben buradan bir eleştiri yaptığım zaman hemen dava açıyorsunuz bakın. Sizinle alakalı çok büyük iddialar var. Kendi çalışanlarınız tarafından. Sayın Türkeş Filik, Cumhur İttifakı Belediye Başkanı. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Evet arkadaşlar, şimdi Yumurtalık ilçesinde makamlar, rakamlar çok konuşuluyor bu aralarda. Yine aynı rantlar. Şimdi adam bir tanesi aday oldu. Yumurtalık ilçesinde şimdiden parsellemiş adam. Yumurtalık'ta birilerini bir yerleri peşkeş çekmeye çalışıyor. Şurayı sana veririm, bu ihaleyi sana veririm, şurayı sana vereceğim, şu kadar adam alacağım diye. Nereye alıyorsunuz kardeşim? Yumurtalık Belediyesi'nin eti budu ne ya? Şimdi gerçekçi olun arkadaşlar, gerçekçi olun. Böyle safi rüzgar şeklinde esmeyin. Rüzgarsınız yani, bazıları rüzgar benim gözümde. Onun için Yumurtalık'ın eti budu ne? Yumurtalık Belediyesi'nin eti budu ne de sen şimdiden parsel parsel memleketi bölüyorsun. Yeteri kadar çaldılar, çırptılar, yeteri kadar parsel parsel yapıp sattılar zaten. Memleketin satılacak bir yeri kalmadı. Sayın aday adayları ve adaylar, bazıları için söylüyorum, hepsi için değil, o kendisini biliyor. Ya ben doğrular söyleyince bana tepki yapıyorlar böyle. Arkamdan atıyorlar, tutuyorlar. Ya niye zorunuza gidiyor anlamadım. Doğruları söylüyorum. Memleket yeteri kadar satılmış. Daha fazla satmaya kalkmayın. Satılacak da bir yer kalmamış zaten. Vaat edilen kişiler de inanmasın. Belediyenin çalışanı diyorsunuz. Ne kadar çalışanı alabilirsiniz ya? Şu an zaten mevcut belediye başkanı oy alabilmek için çift çift elemanlar alıyor. Sözleşmeli işçileri alıyor, şunu alıyor. Bir yandan da işçilerin maaşını veremiyor. İçeride biriken işçi maaşları basına düştü biliyorsunuz. Yerel basında günlerce konuşuldu. CHP ilçe başkanı o işten çıkarılan, mağdur olanlar, parasını alamayanların sözlerini de dile getirdi. Onları da yanına alarak basın açıklaması da yapmıştı. Biliyorsunuz. Yani bu kadar atıp tutmaya gerek yok yani. Belediyeye şu kadar adam alacağız, seni amir yapacağım, seni müdür yapacağım. İşte belediyenin şu ihale falan yok kardeşim. Yumurtalık Belediyesi'nin içi bomboş. Anlamıyor musunuz? Belediye diye bir şey kalmamış. Yani boşuna hayal kurmayın. Şunu yapacağız, bunu yapacağız diye de fazla atıp tutmayın. Ben bakınca size uzaktan böyle safi rüzgar görüyorum hepinizi. Evet, şimdi Yumurtalık'taki aday adaylarımıza gelelim. Birkaç gün içerisinde CHP'nin adayı açıklanacak. CHP'nin adaylarından biliyorsunuz, güçlü adaylardan Turgut Erişmen, Erdinç Altıok vardı. Geçen dönüm Erdinç Altıok Millet İttifakı olarak İyi Parti, Kenan Deniz'in çalışmaları da vardı. Yine AK Parti'ye küskün olanlar da çok fazla CHP'ye geçiş yaptı Yumurtalık ilçesinde. Bu şekilde bayağı yüklü bir oy aldı. Hatırı sayılır bir oy aldı Erdinç Altıok. Ziraat Odası Başkanımız da iyi bir adam. Kendisini de sever sayarız yani. Kimseye bir zararı yok. Kendi halinde bir beyefendi. Yani kimseye bir zararı olmayan bir adam. Erdinç Altıok kötü bir adam diyemem. Gerçekten iyi bir adam. Herkese de faydası vardır. Kimseye zararı da olmaz. Değerli bir kardeşim. Fakat İyi de bir oy almasına rağmen geçen dönem, bu dönem zannediyor ki aynı oyu alacaksın. Erdinç kardeşim, yani bak seni severim sayarım, gerçekten insanlığına diyeceğim yoktur yani.
Fakat Yumurtalık'ta film bitmez. Erdinç kardeşim, bitmez. Bunun için tekrar aday olmak istiyorsunuz. Güç çok da sarılıyorsunuz. Sayın Zeydan Karalar da sizi tutuyor diye herkes konuşuyor ama Zeydan Karalar da tutsa, kim tutarsa tutsun, ben de tutsam seni Erdinç kardeşim, o geçen yılki oyları alamayacağınızı biliyorum. O yüzden daha güçlü bir aday olmalı diyoruz. Kim olmalı? Turgut Erişmen. Ben niye Turgut Erişmen diyorum? Birileri diyor ki şimdi, ya sen niye Turgut Erişmen diyorsun sürekli? Kardeşim, akıl var, mantık var, hesap var, kitap var. Niye Turgut Erişmen? Turgut Erişmen 2004 yılından sonra belediyede bu adam belli müdüriyetlerde bulundu. Bu işleyişi biliyor. Belediyenin içindeki işleyişi biliyor. Onun dışında Turgut Erişmen 2 dönem önce belediye başkanı oldu AK Parti'de. Aslında AK Parti de değildi Turgut Erişmen ama işte iyi bir oy alacağını düşündükleri için Turgut Erişmen'e götürüldü yani teklif. Teklif götürüldüğü için de Turgut Erişmen de kabul etti. O zamanki şartlar öyle el verdiği için AK Parti'den belediye başkanlığı yaptı. Fakat belediyede müdür olmayla belediye başkanı olmanın arasındaki o sıkıntıyı belediye başkanı olduğunda anladı. Belediye başkanı olduğunda da yanındaki yandaşı, yöndeşi yanlış adamlarla yürüdü. Şu anki mevcut belediye başkanı yaptığı gibi. Yanlış adamlarla, yanlış ekip arkadaşlarıyla yürüdüğü için hatalar yapmaya başladı. Biz bunları da söylüyoruz. Fakat Turgut Erişmen konusunu niye hep gündeme getirdim? Çünkü Turgut Erişmen arkadaşlar hem AK Parti'nin oylarını, şu an biliyorsunuz Cumhur İttifakı olduğu için Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday gösterilecek ilçede. Bu yüzden AK Parti'nin oylarını Turgut Erişmen rahatlıkla alabilir. Yani mantık yürütürseniz. Hem sağ kesimden hem de CHP'den, MHP'den, İYİ Parti'den, birçok partiden oy alabilecek bir kapasitesi var adamın. Hem belediye başkanlığında yaptığı hizmetler ve son geçen dönemde belediye başkan adayıydı. Aday adayıydı. Ben de aday adayıydım o dönem. O dönemde de sahada çalışıyordu. Seçim bittikten sonra da sahada hep vardı yani. Bakın, sonradan gelip de hadi gidelim seçime 3 ay kaldı çalışalım köy köy gezelim demiyor. Daha evveliyatında da sahalarda hep çalışması devam etmişti. Turgut Erişmen dememin nedeni bu. Birileri zannediyor ki ya niye bu Turgut Erişmen'i tutuyorsun? Turgut Erişmen'e işte şey yapıyorsun. Kardeşim, mantıken yürüyor. Bir akıl var, mantık var. Hesap var, kitap var ortada yani. Ben Turgut Erişmen dememin sebebi bu. Turgut Erişmen aday gösterilirse CHP'den kesinlikle kesinlikle arkadaşlar seçimi açık ara alır diye düşünüyorum. Başkaları ne düşünür bilemiyorum arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, bunun dışında yine Abdest Sağıç var CHP'den. O da veteriner hekim. Çok sevdiğim saydığım yörüklerdendir. Abdest Sağıç da çok beyefendi. O da belediyede Yumurtalık Belediyesi'nde 3 yıl çalıştı. Şu anda mevcut Adana Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyordu, istifa etti adaylık nedeniyle. İyi bir arkadaşımız. Değerli, kıymetli bir arkadaşımız. O da olsun isterim ama Abdest Alıç aday olursa nerede sıkıntı olur? Bölünmeler olur Abdest Alıç'ın adaylığıyla. Birlik beraberlik değil de bölünmeye neden olabilir. Ama Turgut Erişmen de toplaştırıcı bir etken kişi olarak görün. Turgut Erişmen'i buraya koyduğumuzda sağ parti de gelecek, sol parti de gelecek. Bütün partiler Turgut Erişmen etrafında toplayıcı kişi olabilir. Ama dediğim gibi Erdinç Altıok'ta ve Abdest Alıç'ta ve aynı zamanda Tarık Yılmaz kardeşimiz de, bunlar güçlü adaylar. Bunların oyları ve tepkiler bölünecektir. Bölündüğü için de oylar başka yerlere dağılacaktır arkadaşlar. Onun için Turgut Erişmen olmalı diyorum. Turgut Erişmen mantıklı olan adaydır seçim alınacaksa. Ha, yanlışları var mı? Var. Onu da eleştirdim zamanında. Mahkemelik de oldum biliyorsunuz. Anlatacaklarım bu şekilde. Evet. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin adaylarına gelelim. Aday adayları gerçekten çok. CHP'den 7 adayımız var Yumurtalık'ta. Milliyetçi Hareket Partisi'nden 10 tane adayımız var. 11 de olabilir. Sürpriz aday da var çünkü. Sürpriz adayınız da olabilir arkadaşlar. Buradan ismini vermiyorum ama olabilir yani.
Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki adayları da gerçekten her biri birbirinden kıymetli, değerli kardeşlerimiz. Fakat burada da belediye başkanlığı için ve şu anki mevcut belediye başkanıyla kol kola girmiş, artık halkalara birbirine bağlantılı olan kişiler var. Bu kişilerle de bu seçim alınmaz. Neden alınmaz? Hani ne kadar geçmiş dönemdeki hesaplamaları ne kadar yaparsa yapsın Milliyetçi Hareket Partisi veyahut da AK Parti'deki Cumhur İttifakı'nı destekleyen arkadaşlar, ne kadar hesap yaparsanız yapın, Türkeşbirliği'nin yapmış oldukları son 3-4 yılda yaptıkları insanları çok küstürdüler. Çok yanlış şeyler yaptılar. Onları da biliyorsunuz belediye yönetimine dahil oldu. Çalışan olmadığı halde ihalelerde, şunlarda, bunlarda tabii herkes bunları konuştu arkadaşlar. Vatandaş konuşuyor. Yani mevcut belediye başkanının oğullarının aldığı ihaleler ve aracılık komisyonlarının aldıklarını dile getirenler oldu. Hatta bir programımızda bizzat yaşayan kişi de bunu anlatmıştı. Şu an mahkemeye intikal etti bildiğim kadarıyla. Yani bunlar Türkeşviliğe çok eksi yazdı. Türkeşviliğin tabii özel hayatı da çok gündeme geldiği için bu da çok konuşuldu. Özel hayatında da yapılan ahlak dışı diyorum ben. Ahlak dışı hadiselerden dolayı da Türkeşvilik yeteri kadar yıprandı. Artık koyulacak bir yer yok. Oy konusunda Türkeşvilik aday olursa kesinlikle CHP'ye hayırlı olsun diyelim derim. Bunun dışında arkadaşlar yine şunu da söyleyeyim. MHP'den aday adayları var. Ramazan Sezik güçlü isimlerde son günlerde çok konuşuluyor. Şimdi Ramazan Sezik çok değerli, kıymetli bir abimiz. Asker kökenli ve şu an bir firmada sanırım büyük bir firmada çalışıyor. Ramazan Sezik, pardon Ramazan dedim, Yaşar Sezik, Yaşar Sezik. Yaşar Sezik ismi Zeytinbeli'nden, şu anki mevcut belediye başkanı da Zeytinbeli'nden, biraz da Yumurtalık ilçesinde, köylerde ve merkez ilçede Zeytinbeli olmasın, Zeytinbeli olmasın da kim olursa olsun söylemleri de kahvehanelerde vatandaşın içinde yükseliyor. Hep mi Zeytinbeliler gelecek diye böyle bir tepki de var arkadaşlar. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Yoksa Yaşar Sezik abimiz de kıymetli bir beyefendi, kıymetli bir kardeşimiz. Ama Yaşar Sezik isminde nerede sıkıntı olur? Ramazan Sezik ismi. Şu an mevcut belediyede fen işleri sanırım birkaç müdüriyet yapıyor şimdiki belediye çalışanları, ama Ramazan Sezik ismi de Yaşar Sezik ismine eksi puan verdirecek isimlerden biri. Sanırım ya yeğeni ya kuzeni, tam olarak bilmiyorum. Ramazan Sezik de şu an belediye başkanının oğluyla bir takım işlere kalkıştı. Belediyenin imkanlarını kullanarak kendilerine bazı şeyler yaptıkları alenen ortada zaten. Herkes günlerdir konuşuyor Yumurtalık. Ramazan Sezik ismi Yaşar Sezik ismine eksi getirecek. Artı Zeytinbeli olması yine eksi getirecektir. Bunu da buradan söyleyelim. Yıldıray Sinim ve hanımının, biliyorsunuz imar müdürü Yıldıray Sinim ve hanımının belediye içerisindeki kontrolü ellerinde tutmaları iddiaları vardı. Vatandaş çok tepkili. Yıldıray Sinime ve hanımının yaptıklarına, burada işte belediyenin imkanlarıyla kendilerine ev yaptıklarını, köyde villa gibi evler yaptıklarına, kızına, oğluna, neyse artık, bunlar da çok konuşuldu. Belediyenin içerisindeki fen işleri, imar müdürlükleri, diğer müdürlüklerde çok büyük sıkıntıların olduğunu da vatandaş ve kendi bünyelerindeki belediye çalışanları da, kendi aday adayları da bunları söylüyor. Ben söyleyince suç oluyor ama kendi adamları söyleyince suç olmuyor. Enteresan. Beni arayıp sorarsam sayın mevcut belediye başkanı kimin ne söylediğini kendisine söylerim. Bunun dışında benim herhangi bir husumetim yok kimseyle. Sayın Türkeşvili'ye de buradan söz hakkı doğuyor. Günlerdir anlatıyoruz yapılanları, söylenenleri, belgelerle konuştuk. Türkeşvilik mevcut belediye başkanını da programımıza davet ediyoruz. Kendisi de gelip bunlar doğru değil Emine Hanım diyebilir veya gerçek neyse onu anlatabilir. Söz hakkı da veririz elbette. Ama günlerdir davet etmemize rağmen kendisi programımıza katılmıyor. Açıklama da yapmıyor. Açıklama yapmadığı için de herkes bunların gerçek olduğunu söylüyor. Kendi çalışanlarını söylüyor Sayın Türkeşvilik. Ben değilim. Evet. Yine gündemde şey var. Eski ilçe başkanı Soner Oğuz Soylu'nun ismi geçiyor. Soner Oğuz Soylu sürpriz bir yerden aday olabilir
veyahut da çok zorladığı, aday olmak istediği gündemde ne diyelim? Vatandaş her şeyin en doğrusunu, en iyisini bilir. Biz vatandaşın söylemleriyle, onların mağduriyetiyle konuştuk. Herkese hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ama dediğim gibi Turgut Eşmen bu seçimi alır. Yine bayan adaylarımız vardı Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Taliye Ünlü. Şimdi Taliye Ünlü'yü de iyi bir hanımefendi. Babası da benim eski siyasetten AK Parti'yi ilk kurduğumuz dönemden yol arkadaşımdır. Bayram abiyi de sever sayarım. Kendisinin sanırım bir iş yeri yapmışlar. Bu inşaat malzemeleri, hırdavat türü bir şeyler satıyor. Sayın Talih Ünlü ile ilgili de çok iddialar var bu aralarda. Diyorlar ki işte mevcut belediye başkanı usulüne uydurdu. Sit alanına bu yeni iş yerini açtığı yerin sit alanı olduğunu ve buraya beton döküldüğünü, büyük barakalarla iş yeri açtığı iddiaları var. Taliye Ünlü ile alakalı da neden muhtar Sema bir karış beton döktüğünde muhtarlık görevinden alındı da neden Taliye Ünlü şu anki MHP'nin aday adaylarından olan Yumurtalık'taki Taliye Ünlü'nün neden iş yeri sit alanında beton dökülerek yapıldığı enteresan bir şekilde usulsüz yapıda iş yapıyor diye bunu da gündeme herkes getiriyor. Buradan da Taliye duysun. Belki söylemiyorlardır, arkandan konuşuyorlardır. Ben sana söylüyorum buradan Taliye Hanım. Bu konuda da bilgi verebilirsiniz. Ben usulü uygun yaptım veya yapmadım diye, ama bütün Yumurtalık kaynıyor. Bilginiz olsun. Belediyeden usulsüz belgelerle sit alanına iş yeri yaptığınız yönünde iddialar var. Bilginiz olsun. Onun dışında geçen yine yılbaşı mıydı artık bilmiyorum. Rakı masasında rakı içerken resimleriniz vardı. O rakı içerken resimlerinizi Şaban Yetkin yayınlamıştı. O da olmamış ya Talya kardeşim. Yani seçim öncesi olmadı. Şaban'la yola çıkarsam böyle oluyor işte. Ben sana söyleyeyim. Şaban da kızmasın bana ama yanlış yaptınız. Çünkü kadın rakı bardakları önündeyken, rakı içerken resimlerini paylaşıp sonra kaldırmanız uygun olmadı. Bunu da Milliyetçi Hareket Partisi aday adayı Sayın Taliye Hanım'a buradan söylemiş olayım. Evet arkadaşlar. Kötü niyetle söylemiyorum, onu da söyleyeyim. Bakın arkanızdan konuşuyorlar, ortalık kaynıyor, kimse söylemiyor. Siz de hatalara devam ediyorsunuz. Ben buradan söylüyorum yani. Yani Şaban Yetkin rakı masanızı yayınladı. MHP'nin bayan aday adayının rakı masasını yayınladı. Arkasından herkes resimleri aldı ve hemen kaldırıldı. Bunlar Talih Ünlü'yü yıpratan şeyler. Şaban Yetkin yanlış yapıyorsun. Yanlış yapıyorsun. Şaban Yetkin de nerede yolunu bulursa veya nerede işine gelen biri olursa oraya yönelir. Şaban'ı herkes tanıyor artık, Şaban Yetkin'i de. Yanlış anlama Şaban, senin ailen bu yani. Herkes biliyor kardeşim. Evet, İyi Parti'ye gelelim. İyi Parti Yumurtalık'ta iki aday adayı vardı. Turgay Özezen, Beren Okulları sahibi, Sugözü köyündendi. O da sevdiğimiz saydığımız bir abimiz. Onun dışında yine Kenan Deniz adayımız vardı. Kenan Deniz de aday adaylarından. Ya şimdi en son duydum, bizim tüpçü deriz biz Yumurtalık'ta, Olgun tüp servisi vardır. Şahin Olgun'du galiba. Şahin abi de iyi bir milliyetçidir, MHP'lidir. Şu anda İyi Parti'den adayı oldu diye bir söylenti kulağıma geldi ama ne kadar doğru resmette bilmiyorum resmi olarak, ama duyumlar geliyor. O da iyi bir abimiz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hakkınızda hayırlısı olsun. İyi Parti'de çalışmalarına hız verdi sahada. İnşallah hayırlısı olur. Hakkınızda kim hayırlıysa. Yine Refah Partisi'nden Enver Çelik adaylığını açıkladı. Seçim ofisi açtı Yumurtalık'a. O da kendi çapında çalışmalarını devam ettiriyor. Hayırlısı olsun diyelim. Evet, şimdi Adana Büyükşehir Belediyesi'ne Halil Nacar ismi geçiyor. İl Sağlık Müdürü Sayın Halil Nacar AK Parti'den Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu, olacağını günlerdir herkes konuşuyor arkadaşlar.
Herkes konuşuyor. Halil Nacar ismi olur mu? Ben ilk günden bu yana Halil Nacar çok değerli, kıymetli bir beyefendi gerçekten. İyi niyetli, çok iyi kalpli bir adam. Kişiliğine, karakterine diyeceğim yok. Ama AK Parti'den aday olursa Adana'da seçimi alır mı? Biraz zor Halil abi. Yani seni gazlıyorlar ama Halil Nacar'la zor arkadaşlar. Kendi ekibi bile, ben kaç kişiden duydum. Kendi ekibindeki adamlar bile Halil Nacar kazanamaz diyor. Ben ne diyeyim? Ben demiyorum bak. Kendi ekibini söylüyor Halil Nacar. Sayın İl Sağlık Müdürüm. Bunlar kulağımıza geliyor Adana kulislerinde. Yine Abdullah Çalışkan ismi gündemde. Abdullah Çalışkan da AK Parti'den Cumhur İttifakı'nın adayı olarak gösterilebilir diye halen yukarıda kulislerde ismi geçiyor. Açıklanmaya ramak kaldığı halde Abdullah Çalışkan olur mu? Olur. Çünkü Abdullah Çalışkan ilk milletvekillerimizden, biliyorsunuz AK Parti ilk kurulduğunda ilk milletvekillerimizden, hem Milliyetçi Hareket Partisi cephesinden hem AK Parti cephesinden birçok yerden oy alabilecek bir adam. Abdullah Çalışkan ismi gerçekten olur mu? Benim kanaatim Adana'da tutar mı? Tutar. Tabii zor bir yarış bu. Yani herkes bu riski alacak. Ama Halil Nacar bu riski almasın isterim. Gerçekten büyük bir risk Halil Nacar ismi. Abdullah Çalışkan için de öyle ama Abdullah Çalışkan en azından siyasetin içerisinde çok yol kat etmiş, tanınmış biri. Adana içinde kıymetli bir abimiz. Halil Nacar da öyle. Ama Abdullah Çalışkan daha önde götürür diyorum bu seçimi. Hüseyin Sözlü ismi vardı. Hüseyin Sözlü üzerinde çok konuşuldu. Tabii Hüseyin Sözlü üzerinde de çok büyük oyunlar oynandı. Bunu herkes biliyor kardeşim. Hep de anlattım, yine anlatıyorum. Hele şu AK Parti'nin şu yönetimiyle Hüseyin Sözlü'yü zaten aday yapmamak için ellerinden geleni yaparlardı. Geçmişte de Hüseyin Sözlü'nün şu anki mevcut AK Parti yönetimindeki bazı kişilerin de zıtlaştığını biliyoruz. Evet, bunun dışında İyi Parti'den Sayın Milletvekilimiz rahmetli Alparslan Türkeş başbuğumuzun kızı, biricik kızı Ayyüce Türkeş. Ayyüce Türkeş İyi Parti'den milletvekiliydi, Adana milletvekiliydi. Şu anda Ayyüce Türkeş'in ismi Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanacağını, ayın 11'inde Sayın Meral Akşener'in açıklayacağını duyumları geldi. Ayyüce Türkeş İyi Parti'den belediye başkanı adayı olursa Adana'da çok dengeler bozulur. Bunu herkes çok iyi biliyor. Yani Halil Nacar'la, Ayyüce Türkeş'le ve diğer güçlü adaylarla, CHP'nin adayıyla da, Zeydan Karalar veya bir başkası fark etmez. CHP'nin güçlü adayıyla Abdullah Çalışkan veya Halil Nacar ismiyle ve Ayyüce Türkeş ismiyle bu seçime girilirse Adana karma karışık arkadaşlar. Benden söylemesi, Adana'da çok ilginç bir ilginç bir seçim izleyeceğiz. Hepsi çok güçlü isimler. Hepsinde de yani anlatamam yani, bunu yaşayacağız hepimiz. Bu isimler Adana'yı sallar. Gerçekten sallar. Bakalım ne olacak. Çok değişik bir seçime gidiyoruz arkadaşlar. Evet, çok kıymetli arkadaşlarım, bugünkü programlarımız bu kadar. Onun dışında yine tarım konusuna değineceğim. Tarım konusu çok önemli. Tabii yorumlarınıza da bakacağım hemen. İyi yayınlar ablacığım demiş. Hemen bakıyorum yorumlarımıza. Taner Öztürk, Ali Öztürk için. Aa evet, Ali Öztürk'ü unuttum ya, olur mu ya? Ali Öztürk de çok genç bir kardeşimiz. Yumurtalıktan Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday adayı. Gerçekten çok efendi, çok beyefendi, güzel bir aile babası. Genç mi, genç bir kardeşim. Adayların içinde en genç sanırım Ali Öztürk. Ona da başarılar diliyorum. Onun dışında Aykut Onar var. Aykut Onar da amcamın oğlu. O da belediye başkan yardımcılığı yapmıştı. Aykut Onar'da muz serası falan var Yumurtalık'ta. O da zorluyor bazı şeyleri. Hayırlısı olsun. Yine çok güzel adaylar var dedim MHP'den. Aydın Kütükoğlu var, Çelebi Akkuş var. Çelebi abi de iyi bir adamdır. Çok iletici yüzlü, çok cana yakın bir abidir, babadır. Ben hatta Fethi Beştioğlu, MHP'den Adana Merkez Çukurova Belediye Başkan adayı oldu. Yanlış yerden oldun Fethi abi.
buradan söylüyorum. Senin aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday, Cumhur İttifakı adayı olman gerekiyordu. Olmadı. Bak Yaşar Sezik daha önce AK Parti'deydi. Şimdi MHP'ye geçti. MHP'den şimdi aday adayım diyor. Yani bazı kişiler Turgut Erişmen'i eleştiriyor ya, oradan oraya geçtim, buradan buraya geçtim diye. Bakın Yaşar Sezik de AK Parti'den geçen dönem aday adayıydı. Şimdi MHP'den aday adayı oldu. Onun dışında Aydın Küçükoğlu da çok çiftçi bir abimiz. Çok saygıdeğer bir abimiz. O da temiz bir adam. Yani Cem Nenli var. Cem Nenli de çok değerli. Cem Nenli de genç bir arkadaşım. Çok tertemiz, pırıl pırıl bir arkadaşım. Hiçbir şaibesi yok. Hiçbir şeye karışmamış adı. Tertemiz bir arkadaşım. Evet, Cem Nenli, İhsan Nenli yazmış. Cem Nenli. Tabii canım, Cem Nenli de benim köyümün adamı. Hem kariyeriyle, hem Cem Nenli tahsiliyle, gerçekten aile yapısıyla, atasıyla, ötesiyle Cem Nenli de kıymetli bir kardeşimiz. Onu da Milliyetçi Hareket Partisi'ne söyleyeyim. Evet, Özgür Tekin abla demiş, Ali Öztürk Cem Nenli, Ali Öztürk Cem Nenli istiyoruz demiş. Hayırlısı olsun inşallah. Cem Nenli'yi ben de takdir ettiğim adaylardan biri kardeşim. Evet. Evet. Talih Ünlü. Sayenizde Yumurtalık şimdi başkanının, evet, Talih Ünlü, bak ben söylüyorum kardeşim, yani bir dakika hemen bakalım. Evet. Vallahi Talih Ünlü, ben sana söylüyorum yani buradan. Sen de benim kız kardeşim sayılırsın. Bana kızsanız da darısanız da Yumurtalık'ta bunlar konuşuluyor. Yapacak bir şey yok yani. Dikkat etmek lazım. Kılavuzu kargı olanın derler ya. Hayır, Talih Ünlü, bak bilmeden yorum yapmıyorum kardeşim, bakın. Sizin rakı masanız Şaban Yetkin'in sayfasında yayınlandı. Sizin önünüzde rakı bardağınız ve şişeniz vardı. O resim herkes tarafından alındı, kullanıldı, paylaşıldı WhatsApp üzerinden. Herkes birbirine attı, bak ben sana söylüyorum. Senin haberin yok demek ki. Senin kendin haberin yok. Talih Ünlü şu an yazıyor buradan, çok ayıp yaptığınız şey. Ben demiyorum kardeşim, bak ben sana diyorum ki şu an Yumurtalık'ta bu kaynıyor. Rakı masasındaki resimlerinizi Şaban Yetkin paylaştı mı? Paylaştı. Sonra o resmi kaldırdı. Tepkiler büyüyünce ben de tepki verenlerden biriydim yani. Kaldırıldı ama bu dağıtıldı. Onun dışında bulunduğunuz iş yeriyle alakalı da usule uygun olmadığı ve sit alanında inşaat yaptığınızı herkes söylüyor. Ben söylemiyorum, bak Yumurtalık konuşuyor bunları. Ben herkes için konuşuyorum. Hani çıkıp da şimdi kafayı çekip de bize de dilini koparırım deme yani şimdi. Ben söylüyorum. Şimdi belediye başkanım. Tamam, abdest alış da var, hepsi var. Tamam, ben bir şey demiyorum. Olabilir, içebilirsin de kardeşim. İçmek, biz sahil şeridindeyiz yani, içebilirsin normal. Bunu niye alındım bu kadar anlamadım yani. Şimdi yazıyor talihini de arkadaşlar. Ziyarete gittim. Abdi Salıç oradaydı. Herkes oradaydı. Bunu açıklıyorum. Tamam, bak ne güzel açıkladın. Şu an Yumurtalık seni konuşuyordu. Açıklama getirdim, bak herkes de gördü. Evet. Ya içebilirsin de normal, bizim sahil şeridinde kadınlar da içer, erkekler de içiyor yani. Bunda sıkıntı yok. Ama Şaban Yetkin'in onu paylaşması yanlış olmuş. Ben buradan onu söylüyorum. Niye bu kadar yani tepki vermene gerek yok başkanım yani. Seni severiz, sayarız, minniyetçi bir kadınsın. Bak babanı da çok severim. Baban da benim AK Parti'den arkadaşım. Genç bir kardeşimsin, değerlisin, kıymetlisin. Gerçekten hasenasın. Bir şey demiyorum yani. Ama diyorum ki Şaban Yetkin senin içki masasına rakı bardağını önüne koyup da resim çekmesi olmamış dedim yani. Kötü bir şey demiyorum. İçebilirsin de sahil şeridi. Yani Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacaksın? İçiyorsan da içiyorum dersin yani. Bu ayıp bir şey, ayıp. O kadar çok kötü şeyler görüyoruz ki, hırsızını, arsızını, çalanı, çırpanı görünce bunlar basit şeyler, talihli yani. Sadece Şaban Yetkin onu yayınlamakla hata yaptı. Tamam, bakın yazıyor. Sayın Talih Ünlü.
Tamam, içmemiş de olabilirsiniz. Önünüze bardağı koyup resim çeken yanlış kişi işte yani. Şaban Yetkin'in hatası diyorum burada. İçmediniz tabii ki. İçebilirsiniz, ne sıkıntı yok. Niye bu kadar sorun yaptınız başkanım? Bizim sahil şeridinde herkes içiyor yani. Benim abim mesela alkolden öldü. Maalesef alkolden öldü benim abim de. Sağlığa zararlı. Söylüyorum size. Ben teşekkür ediyorum. Yayınıma bekliyorum Taliye Ünlü. Evet, bak ne güzel açıkladın. Herkese de buradan yumurtalık içinde iyi oldu. Yumurtalıklar şimdi dedim yani dedikoduyla gidiyor bizim yumurtalık. Biliyorsun Taliyeciğim yani. Onun için seni de programıma almak isterim. Bu konuları konuşuruz. Ben amcamın oğlu olmasına rağmen belediye başkan yardımcısıydı Aykut Onar. Benim programda canlı yayında ben ne dedim? Bu kadar olup bitenleri biliyordun da niye söylemedin kardeşim dedim. Ona da hesap sordum yani. Benim amcamın oğlu olduğu halde onun yaptığı hataları da söyledim yüzüne. O da açıklamasını yaptı. Bak ne güzel. Ben sana burada iyilik yapıyorum. Kötülük yapmıyorum. Senin şu anda dedikodularla yürüdüğü için bizim Yumurtalık ilçesi Taliye Hanım da Taliye Ünlü MHP'nin aday adayı Taliye Ünlü de açıklamasını yaptı şu an. Emine Hanım böyle bir şey yok dedi. Bak ne güzel. Teşekkür ediyorum. Böyle yiğit kadınları da seviyorum yani bak söylediğimizde tartışmaya girmiyor. Hayır diyor, öyle değil, böyleydi diyor. Ben teşekkür ederim Taliyeciğim. Allah razı olsun şu an teşekkür ederim demiş. Muhakkak bekliyorum çünkü gerçekten çünkü seni yanlış tanıtıyorlar kardeşim yani bak iyi bir kızsın yanlış tanıtıyorlar. İyi bir hanımefendisin, iyi bir annesin. Ben teşekkür ederim sağ ol. Katıldığın için teşekkür ederim sağ olasın. Gürkan bana Ali Öztürk demiş. Ali Öztürk de iyi. Kardeşim Ali Öztürk de genç, heyecanlı. Yörüklerin nasıl? Ali Öztürk. O da yörük. Bizim de yörük kızımız. Taliye de yörük kızımız. Biliyorsunuz. İlk fırsatta yapalım Taliye'ciğim. Söz veriyorum. Taliye Ünlü'yü MHP'nin aday adayını konuk olarak alacağım. Bu dedikodulara da sözlere de cevabını kendisi canlı yayınımızda versin inşallah. Evet Cemden de iyi bir arkadaş. Mehmet Çelebi Akkuş da çok iyi bir arkadaş. Abimiz. Başka kim var? MHP'den bayağı 10 tane 11 tane aday var. Mesela Soner Oğuzsoylu da MHP'den aday olabilir diyorlar. Bak söylemeden geçmeyin. Yani bu sene AK Parti aday çıkarmayınca herkes bir yerden aday oldu. Beytullah Akıllı'ya gelelim. Bekliyorum kardeşim. Beytullah Akıllı AK Parti Yumurtalık ilçe başkanı, yeni ilçe başkanı. Şu anki MHP'nin belediye başkanı olan ismi çok şaibelere katılan yargılanıyor da bildiğim kadarıyla 3-4 dosyası da var. Şimdi onun eniştesi demiştik. Ya AK Parti'den ilçe başkanı ama ölüyor gidiyor. Ya Beytullah Akıllı ben belediye başkanı olayım diye yumurtala Allah'ım bir heyecan var adamda anlatamam arkadaşlar. Geçenlerde yanına gitmiştim hayırlı olsuna. Ben gözlerimin içinde gördüm bunu yılların siyasetçisi olarak ben de söylüyorum. Yumurtalığı çok iyi bilen biri olarak söylüyorum. Yumurtalıktaki yaprak düşse haberim olur yani. Biraz bu konuda ukalalık yapacağım kusura bakmayın. Onun için Beytullah Akıllı abi ölüyor ya belediye başkanı olmak için. Ya arkadaşım hem Zeytinburnu'ndansın hem de Türkeş Fili'nin eniştesisin. Abi değişen bir şey yok yani. Herkes ne diyecek? Diyecek ki tamam Beytullah Akıllı ondan sonra Türkeş Fili güzel ben gidersem sen gel. Ben olmazsam eniştem olsun. Eniştem olmazsa gelinimiz olsun. Güneş Eczanesi'nin sahibi, gelini, kardeşinin hanımı. O da devrede. Herkes başkan olmak istiyor. Kadın kolu başkanı. Ya Allah aşkına. Geçen gün duydum ama ne kadar aslı var bilmiyorum. Kadın kolu başkanının yardımcısı bir hanımefendi. İsmini söylemiyorum. Yargıda intikal etmiş olabilir. Son durumunu bilmiyorum. Ya uyuşturucu satıcılığından. Ya arkadaşlar kadın kolu başkanının yanındaki yardımcısı, yeni yönetimdeki yardımcısı. Uyuşturucu. Ben aylardır ne anlatıyorum burada? Diyorum ki arkadaşlar bakın. AK Parti kadın kolu teşkilatında sıkıntı var diyorum Yumurtalık'ta. Bir senedir dilimde ot bitti ya, tüy bitti ya.
söylüyorum. Diyorum ki Adana Yumurtalık ilçesinde AK Parti kadın kolunda sıkıntı var diyorum. Ben anlatamadım gitti. Ya dolaylı yolla anlatıyorum hani. Direkt söylemiyorum bazı şeyleri. Dolaylı yolla anlatıyorum. Ya arkadaşlar sıkıntı var diyoruz. Anlamıyor musunuz? Sayın AK Parti yetkilileri. Adana Yumurtalık ilçesinde kadın kolu teşkilatında sıkıntı var. Var iddia ediyorum yani var. Bayağıdır var, yeni bir olay değil. Bakın daha 2-3 gün önce yardımcısı uyuşturucu satıcılığından bir şey olmuş, görevden alınmış, bir şey, uyuşturucu bir şeyler dediler yani. Ya aylardır ben ne anlatıyorum? Diyorum ki bakın uyuşturucu satıcıları, Hint keneviri ekenler var Yumurtalık'ta diyorum. Duyuyoruz diyorum. Ya yemin ederim 7'den 77'ye alkolik geziyorlar ya. Ya çocuk daha çocuk. Mezarlığın içinde ya içki içiyorlar ya. Çocuklar, gençler, koca koca adamlar var ya. Eşek kadar, ben birkaç tanıdığım var. Size buradan söylüyorum. Eşek kadar adamsınız. Utanmıyor musunuz o içkiyi satmaya? O kaçak içkileri satmaya, zehiri. Damacana su bidonların içinde, stajın bir arabayla. Bir de hanımını oturtturuyor yanına. Sadiye tarafından, Yeşilköy tarafından geliyor. Bebeli'den falan bu adam. Yanına da hanımını oturtuyor. Arkada su şişesi gibi açılmamış bu damacana şişesi gibi de ayarlıyor. Dağıta 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 köylerden geliyor. Ben buradan Kur'an kurslarınız yok. Diyanet yok. Şu yok. Bu yok. Camiye giden yok. Ahlak yok. Edep yok. Terbiye yok. Ben günlerdir anlatıyorum. Diyorum ki köylerde ilçemiz tamam sahil şeridi de kardeşim sahil şeridisiniz diye de yoldan çıkıp da sapıtmaya gerek var mı ya? Ya çok özür diliyorum, affınıza sığınıyorum. Kadın satıcıları var. Ondan sonra uyuşturucu satıcıları böyle perişan halde bizim Yumurtalık. Perişan. İçler acısı, içler acısı. Sayın Bakanım, çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz Adana'da. Yumurtalık ilçesine de gelin. Lütfen. Rica ediyorum. Sayın İçişleri Bakanım, Sayın Yerlikaya, Ali Yerlikaya, çok güzel çalışmalar yaptınız zaten adam son zamanlarda. Size canı gönülden teşekkür ediyoruz. Ama Yumurtalık'a da gelin. Yumurtalık'ta gençlerimiz ölüyor. Gençlerimiz çok kötü durumda. Ben üzülüyorum. Onların annelerinin babalarının yerine kendimi koyuyorum, söylüyorum bunu. Allah rızası için. Yumurtalık'ta kadın satıcısı, uyuşturucu satıcısı, kaçak alkol, ya inanılmaz. İnanılmaz. Hele yaz geldiğinde. Ya o evleri göreceksiniz ya. Bu kadar denetimsiz bir ilçe olamaz ya. Fuhuş evleri gibi evler. Tövbe estağfurullah, tövbe yarabbim. Hepiniz biliyorsunuz. Ya çocuk tecavüzünden kaç tane adam toplandı? Hala cezaevindeler. Değil mi? 30-40 kişi mi, 50 kişi mi yakalandı? Çocuk tecavüzcüsünü de gördüm ben ilçemde yani. 50-60 kişi operasyonuna gitti. Yani şu an yatıyor hepsi, ceza aldı. Ya bu nasıl bir ilçe ya? Bu nasıl bir ilçe? Bir kendinize gelin Allah rızası için. Bir kendinize gelin. Yani belediye başkanı kendine gelsin. Herkes kendine gelsin ya. Anneler, babalar, gencimiz, yaşlımız, köylü Mehmet Ağamız, bir kendinize gelin ya. Bu nedir ya? Kumarlar o köylerde şakır 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 şakır. Şimdi gidin vallahi diyorum öyle okey masaları kur. Neyi derdiniz ne de? Derdiniz ne? Koca koca adamlarsınız. Ayıp ayıp. Bir kendinize gelin. Evet. Vallahi doğru düzgün bir belediye başkanınız gelsin. Şöyle güzel memleketimizi yönetsin. Çorun çocuğun derdini dinlesin. Şu çocuklarımıza güzel sosyal tesisler kurulsun. Çocuklar uyuşturucu batağında. Bak geçenlerde kaç kişi öldü? Yumurtalık'ta kaç tane çocuk öldü, genç öldü ya? Uyuşturucudan. Hiç söylemiyorsunuz. Anca derdinize düşmüşsünüz. Ben nasıl zengin olayım? Şurayı ben alayım, burayı ben alayım. Sen şurayı parselle, ben burayı parselleyeyim. Parsellenecek bir şey kalmadı Yumurtalık'ta. Boşuna gözünüzü dikmeyin aday adaylarından bazılarına söylüyorum. Adaylara da söylüyorum. Bırakın ya. Yazık, günah ya. Vallahi kusura bakmayın. Ben doğruyu söylüyorum. Çorunuza, çocuğunuza sahip olun. Yazık, günah, ne hale gelmiş memleket. Cennet gibi bir memleket ya. Şöyle bir doğa manzarasına bakıyorum. Yumurtalığı gerçekten internete yazın. Şu an Türkiye'nin her yerinden beni izleyenler var. Yumurtalık diye yazın abi. Adana Yumurtalık. Ya cennetten bir köşe ya. Vallahi de billahi de cennetten bir köşe gibi. Ne kadar güzel. Sanayi bölgesi. Gidin ya, istemeyi bilmiyor bu belediye başkanları var ya, kendilerinden haberleri yok. Öğlene kadar yatıyor. Öğleden sonra da
belediye geliyor, ne var, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, hey, tamam, ondan sonra gidiyorsunuz şeylere, yemek sofralarına, davetlerine. Belediyenin bir kuruşu boğazınızdan geçtiyse iflah olmayacaksınız. Ben ah ediyorum. Herkes ah etsin yumurtalıkta. Yetim hakkı yiyen, ondan sonra devletin malını pampal pay eden kim varsa zehir zıkkım olsun, ağzından burnundan gelsin kardeşim. Kim olursa olsun, babamın oğluysa da, devlet malını yiyorsa, avanta biliyorsa burnundan fitil fitil gelsin. Gelsin kardeşim. Ben bu kadar derim yani, kusura bakmayın. Evet Mustafa Aktaş. Mustafa Aktaş, yorumlara cevap veriyorum. Valla bilgisayarımda sıkıntı var ama yine de görmeye çalışıyorum. Abla, yorumlara cevap vermeyecek misin? Vereceğiz. Mustafa kardeşim, sorabilirsin. Özgür Tekin katılmış. Mustafa Gün, Cem'den ne istiyoruz yumurtalık için demiş. Olcay Ünsoy, amin. Cemlenli gerçek huzur gelecek demiş. Olcay Ünsoy, amin demiş. Evet. Evet. Evet, Mehmet Alparslan, emeğinize sağlık, dilinize sağlık Emine Hanım demiş. Emine Hanım, yumurtalık düzelmesi için Cemlenli geçmişe bakın isterseniz. Cemlenli güzel adam diyorum bak, tertemiz de yarın bir gün onu da korkuyorum vallahi, temiz adamları da bozarlar diye. Bu memleket acayip bir memleket. Özgür Tekin, evet. 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 Bence de bozulmasın arkadaşlar. Evet. Yazabilirsiniz. Mustafa abi yazabilirsin sorunu. Ekranda sıkıntı olduğu için geriye dönüp bakamıyorum yayın, canlı yayın esnasında. Evet. Nisan Denli, Ramazan Gün, Mustafa Bey. İnşallah, inşallah bozulmasın valla. Ya genç bir arkadaş yani. Temiz bir aile. Cemlenli de. Teşekkür ederim Mustafa Aktaş. Abla, sizi severek takip ediyoruz demiş. Teşekkür ediyorum. Serper Kara. Belediyedeki işçiler. Evet, anlattım. Serper kardeş. Serap mı? Serper Kara. Serper Kara, anlattım. İşçilerin maaşı verilmiyor. Ona buna peşkeş çekiliyor. Biliyorum, biliyorum hepsini. Evet. Seçmenler ne zaman açayım? Adaylar mı? Sezginler ne oldu? Adaylar. Adaylar birkaç güne kadar hazır, ayar açıklanabilir. Yarın da bir bekliyorum valla. Yarın CHP açıklayabilir arkadaşlar. Yarın veya bir güne. CHP yumurtalık açıklayabilir diye bekliyorum. Evet. Valla 20 bin nüfusumuz var Mustafa abi. 20 bin nüfusumuz var. Şimdi seçmen sayısını da bilemiyoruz ki, dışarıdan seçmen getirdiler diye iddialar da var yani, bazılarının boş adreslere, tanımadığımız kişilere getirdiklerini de duydum. Evet, gençlerimiz gerçekten işsiz. Bak, çok güzel bir konuya değindin. Gençlerimiz işsiz ama yumurtalıkta BOTAŞ boru hattı, BOTAŞ var, EMBAL, Çin firmaları, devasa termik santraller, enerji bölgesi, ondan sonra BTC boru hattı, abi devasa şirketler var. Ama ne hikmetse 18 tane köyüm var, köydeki bütün gençler işsiz. Hadi, hadi gelin buradan yap. Ben ne diyeyim yani arkadaşlar, kime ne diyeyim? Allah aşkına, burada doğru düzgün bir belediye başkanınız olsaydı, evet olsaydı kardeşim, gider de o yolları aşındırırdı. Ankara'nın yollarını aşındırırdı. Son dakika şimdi beni aday gösterin diye aşındırıyor. Ya Allah aşkına, o masalardan kalkın artık da şu BOTAŞ'a
Enerji bölgesindeki destek paketlerinizi adam gibi isteyin. Cebinize değil. Millete akıtın. Vatandaşa akıtın. Gençlere sosyal tesisler yapın. Çocuklara bir şeyler yapın. Bak, uyuşturucudan kaldıramıyorlar kafalarını. Konuştu mu konuştu diyorlar bana da. Kusura bakmayın, konuşacağım. Yani doğruları söylemek zorundayım. Birilerini alkışlamakla olmuyor bu iş. Görmezden gelmeyle de olmuyor. Sustunuz sustunuz, hep gözünüzü kapattınız. Bakın memleket ne hale geldi. Susmaya devam edenler de var hala. Ya bırakın şu yalakalıkları. Bazılarına söylüyorum. Bazıları var ya, o yalakalığı bırakın. Bırakın, memleket ne hale geldi. Gencecik çocuklar uyuşturucudan ölüyor. Ana babayı dövüyor. Biraz kendinize gelin yumurtalıktakiler. Seçeceğiniz adamı düzgün seçin. 10 senede ne gördünüz? Allah aşkına, belediye başkanlığı 18 köy var. Hangi köye geldi de ne zaman oturdu da sizlerle hasbihal etti? Soruyorum ya. 10 yıldır hangi kahveye geldi de seçim yaklaşınca çıkıyorlar piyasaya? Parayla oy alacaklar. Parayla oyunu satanlara da yazıklar olsun burada. Buradan da söylüyorum size. Eğer Türkeşfilik veyahut da birileri para dağıtıyorsa, parayla oy verirseniz de hepinize yazıklar olsun. Evlatlarınız gözünüzün önüne gelsin. Sizin de çocuklarınız var. Bakın, uyuşturucudan kaç tane çocuk öldü yumurtalıkta. Benim yüreğim yanıyor ha. Yüreğim cız ediyor. Ah be, yalan verseler fırsat. Ben bilirim ne yapacağım da. İşte sesimi çıkaramıyorum. Yaşım da geçti artık. Maceraya atılamıyorum artık. Bak ne diyor Sezgin'in ne olduğu gibi. Ben çocuktum diyor. 25 yaşındayım şu an diyor. Ben belediye başkanını hiç görmedim diyor. Bakın. Zeynepli köyünden değil mi? Sezgin, Zeynepli'den misin? Tarihe'den mi? Nereye gitti biliyor musunuz? Mevcut belediye başkanı. Yemeklere, davetlere, içkili davetlere. Ondan sonra gezmelere, tozmalara doyamadı. Ondan sonra bir de nikah memurluğu yaptı. O da bazı kişilere, herkese gitmedi. Böyle tanım, bilinen kişilere gitti. Nikah memurluğu yaptı, başka da bir şey yapmadı. Yine dava açabilirsin yani, Türkeşfilik. Bak, gelebilirsin de burada da anlatabilirsin. Tartışalım yani, konuşalım bunları. Adam yemeyiz yani. Sayın Türkeşfilik, gel konuşalım. Yumurtalığa ne yaptın? Bir gel abi. Gel otur konuşalım ya. Ben söylüyorum bak, canlı yayında konuşalım. Türkeşfilik. Sendeki 10 senede helallik isteyin azından şu memlekette yaptıklarınızdan dolayı. Oturun bir helallik isteyin. Belki aday başkanı olamazsınız bu dönem. Bir de oğlunun meclis üyesi yapacakmış. Bakın hele. Şu anki mevcut belediye başkanı çivi çakmamış 10 senedir. Millet artık gana ağlıyor. Gına gelmiş, buraya gelmiş. Bir de oğlunu birinci sıra meclis üyesi yapma şartı koşuyor herkese. Bakar mısın? Ben olmazsam kim gelirse oğlumu meclis üyesi yazın diyor. Oğlu ne yapmış ki ne meclis üyesi yazacaklar, anlamadım. Oğlunu niye meclis üyesi yazıyorlar? Onu çözemedim. Şu meclis üyelerine de şaşırdım. Beni meclis üyesi yapın, beni meclis... Ya ne yaptınız ki memleketi? Hep sizi fikriniz, ben sizin ne fikirle meclis üyesi olacağınızı da biliyorum. Bazılarına sesleniyorum buradan. Sizin ne fikirde olduğunuzu, ciğerlerinizi biliyorum. Böyle var ya, baktığım zaman öbür tarafı görüyorum. Niye meclis üyesi olmak istediğinizi çok iyi biliyorum ben. Siz gene bana anlatın onu. Yarın bir gün meclis üyeleri çıkınca da bunları konuşacağız arkadaşlar. Adaylar bir belli olsun da. Hepsini anlatacağım, hepsini neler yaptığını. Kemal Deniz, nasılsın? Kemal Deniz engelli bir kardeşimiz. Tabii biraz elinde sıkıntı olduğu için mesajları bazen yanlış yazabiliyor. Veya konuşurken sıkıntı var biraz. Konuşarak da yazamıyor. Bazen. Ben de seni çok seviyorum Kemal Deniz. Evet. Evet. Evet, şu an yumurtalık bizi takip ediyor. Çok güzel. Çok güzel. Evet, sorun işte sorun. Bakın anlatayım. Neler biliyorum, neler de konuşamıyorum burada işte. Ah. Ah. Ne diyeyim yani. Hele şu adaylar belli olsun da ben biliyorum konuşacaklarımı. Efendim Kemal başkanım demişsin. Kemal. Evet. Ağlama. Bak, beni ağlattın diyor. Başkanım niye Kenan Deniz niye ağlıyorsun oğlum, ağlama. Ben de seni çok seviyorum. Tamam, o lastikleri alacağız. Arabanın lastiğin bir tanesi eksik gelmiş. Alacağız. Tekerlekli sandalyesi var engelli aracı. Lastiğin biri alınmış, biri alınmamış. Alacağım oğlum, alacağım. Dert etme kendini.
İyi yayınlar. Cumhur İttifakı adayı ne zaman açıklanır demiş. Cumhur İttifakı adaylığı vallahi bilmiyorum. Sürpriz aday da var, bak ben söyleyeyim de. Söylemek demeyeyim. Evet. Evet. Çok karışık. Cumhur İttifakı çok karışık bayanlar. Samsun'dan izliyorum. Meral Deniz. Evet. Evet, doğruyu söyleyen 9 köyden kovuyorlar. Ben doğruları söyledikçe kimileri seviniyor, kimilerin de yalakaların da işine gelmiyor abi. Buradan söylüyorum ya bazı gerçekleri. Bazı yalaka takımı var, onların zoruna gidiyor. Gitsin valla. Bugün varız, yarın yokuz. Belki bir saat sonra öleceğim. En azından doğruyu söyler ölürüm. En azından Emine Koçak doğruları söyledi öldü dersiniz. Bugün varız, yarın yokuz. Valla Furkan Enes Aydın. Sizce kim olabilir sürpriz aday? Bir vatandaş olarak bilmek isterim demiş. Valla her şey olabilir. Bazıları fırıldak çeviriyor. Çok affedersin de kardeşim. Çevirsinler bakalım. Hele bir adaylar belli olsun da. Ben adaylar netleşsin bu hafta, hemen hemen hepsi açıklanır yani. Yarın bir gün başlarlar açıklamaya. Yumurtalık bir açıklansın da. Biz de buradan anlatacağız. Aday adayların hepsini çağıracağım. Böyle oturtturacağım. Ben Yumurtalığı temsil ediyorum şu an. Yumurtalığın kızı olarak. Ağır bedeller ödemiş bir kadın olarak. Ben siyasette en ağır bedelleri Yumurtalık'ta ben ödedim. Ben. Onun için konuşma hakkım var. Kusura bakmasın herkes. O yalaka takımına da söylüyorum. Siz daha çocukken top oynarken dışarıda Emine ablan Yumurtalığın siyasetinde çok ağır bedeller ödedi. Hücrelerde yaptım ben. Bunları unutma. Onun için birilerine de ben konuşma hakkım var. İnşallah adaylar belirlenecek. Bütün aday adayları çağıracağız. Şöyle dizeleyeceğiz. Herkes projesini kimdir nedir anlatsın kendini diyeceğiz. Anlatsın, vatandaş da doğruyu eğriyi görsün, kendi kafasına göre oyunu da kime vereceğini belirlesin. Adaletli bir seçim olur bak böyle yaparsak. Bak bu seçim ben hep anlattım. Ne güzel oldu. Hep susuyordu herkes. Birilerini tehdit ediyorlardı. Yalakalık yapıyorlardı. Parayla susturuyorlardı. Şimdi beni parayla susturamazsınız. Kusura bakmayın. Beni kimse satın alamaz. Benim parayla işim olmaz. Dünya ile işim yok. Ben o işleri bıraktım. İhaleymiş, paraymış, mevkiymiş, rakammış, makammış. Onları geçti Emine ablan. Emine ablan onları geçti. Oraları geçti. Onun için öyle şeylerde gözüm yok. Öyle parayla malla mütte de beni kimse kandıramaz. Kirada oturuyorum. Emekli maaşımla geçiniyorum. Allah'ıma çok şükür. Az yiyorum, uz yiyorum. Olduğu kadar gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Ha, eleştiriyor muyum? Eleştiriyorum. Sağlık Bakanlığı eleştiriyorum. Tarım Bakanlığı eleştiriyorum. Bak tarımı görüyorsunuz. Yumurtalıkta bahçelerde kaldı değil mi portakal? 15 lira mandalinanın, portakalın kilosu. Ama tarlada kaçtı? 50 kuruş, 20 kuruş, 10 kuruş. Bazen de öyle abi al götür diyorlar ya. Topla da ben ağaçları bulayacağım. Ağaçlarını söken var valla. Tarım Bakanı bilmiyorum, duymuyor mu bunları? Ya şu narenciye sıkıntısını çözün çözün. Ya vatandaş perişan oldu. Belediye başkanlarıyla mı çözeceksiniz? Ne yapacaksınız bilmiyoruz. Devletin çiftçiye yardım etmesi lazım. Toplaştırma adı altında millet kanı alıyor. Tanımıyoruz abi, ben köylüyüm. Yani yedi göbek aynı köydeyiz. Yani Turatçılar derler. Anne tarafım Bozdağ'ın. Yani biz de kendi çapımızda bir aşiretiz yani. Göce Mehmet'in torunuyum. Ama ben şunu anlayamadım yani. Köyde değişik değişik adamlar gelmiş abi. Çato gibi evler yapılıyor. Balık dalyanlarımız var. Kaldırımda, Devecuşağı'nda. Benim doğduğum köy Devecuşağı. Devecuşağı köyünde balık dalyanı var. Abi bu dalyanı hiç denetleyen yok mu ya? Bu paralar nereye gidiyor? Affedersiniz. Yani kıçındaki kirli şalvarıyla terlikle gezen adamlar şato gibi evler yaptı ya köye. Ben niye yapamıyorum abi? Ben yapamıyorum. Zor geçiniyorum. Ben anlamıyorum yani. Şato gibi abi ayağında tokya deriz terlikle. Gezen adamlar kirli şalvarla çamurdan gezen adamlar, yemin ederim öyle tanıdığımız adamlar var köyde, herkes de bilir. Yele bir köylere bir gidin hele. O balıktan ne para kazandınız abi? Nereden kazanıyorsunuz? Çözemedim ben. Ben kazanamıyorum abi. Şato gibi evler yaptırmışlar abi, böyle milyonluk evler yapmışlar köylere.
Bir de tanımadığımız insanlar da var köylerde. Araziler alınmış, adamlar bahçeler yapmış, içine şato gibi evler. Memleket ne oldu bilmiyorum. Hala da satacağız diyor bazıları. Satın satın devam edin. Devam edin yumurtalı satanlar. Devam edin. Belki biraz bir şey kalmıştır. Onu da temizleyin de kurtulak kalak artık. Mustafa Aktaş demiş ki yumurtalığa gelen para hiçbir yere gelmiyor demiş. Ben hiç görmüyorum Mustafa abi. Allah aşkına. Hadi göreceğiz. Özgür ne demiş? Özgür tek köylerden kimse oyları satın alamaz demiş. Hadi göreceğim. Ama bak yakalarsam da söyleyeceğim Özgür Tekin. Tamam. Yakalarsam da isimleriyle söyleyeceğim buradan. Şu 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 şu. Sen oylarını sattın diyeceğim. Söyleyeceğim. Kusura bakmayın vallahi konuşurum. Hani susturmak isteyenler var beni son zamanlarda. Ama susmayacağım yani. Kusura bakmasın herkes. Şu saatten sonra da susturamazsınız. Ha, öldürürsünüz, vurursunuz. Tehdit de diyorlar beni. Ya geçen bir tanesi arkadaşlar numarası da var ha. Numarası da var bende. Bir şey yapmadım. Bu tek kullanımlık numaralar mı oluyormuş? Ne oluyormuş? Aradı genç bir çocuk böyle heyecanlı heyecanlı ama böyle. Heyecanlı heyecanlı. Aradı. Sen dedi işte seni asacağız, keseceğiz, biçeceğiz, şöyle yapacağız. Tehditleri yağdırdı, yağdırdı. Böyle soğukkanlı. He oğlum tamam oğlum dedim. Haklısın dedim. Bana tehditleri saldırdı, salladı, salladı. Heyecanlı ama sesi titriyor. Yanında biri var herhalde korkarak arıyor. Tehditini de korkarak yapan adam. Allah'ım ya. Tehdit etti kapattı. Telefonu da hala duruyor bende. Evet. Tehdit edenler, sus diyenler, mal mülk teklif edenler. Oluyor yani. Ama bende geçmiyor. Kusura bakmayın. Geçmez. Ha, Tarım Bakanı'na dedik. Tarım Bakanı ne yapıyor diye. Ya Vahit Kirişçi vardı bizim eski milletvekilimiz geçen dönem. O da gitti kayboldu. İyi kötü bir şeyler yapmaya çalışıyordu Vahit Kirişçi. O da gitti. Ya Tarım Bakanlığı'na aslında Cumhurbaşkanımıza buradan sesleneyim. Sayın Cumhurbaşkanım, Tarım Bakanlığı'na ben kendimi görüyorum. Ben Tarım Bakanı olmak istiyorum. En azından memleketi biliyorum. Yani çamurun içinden yürüyerek büyüdük. Tarlada tapanda büyüdük. Traktörün üstünde, biçerin üstünde büyüdük. Eşeğin üstünde büyüdük. Onun için köy yerlerini biz çok iyi biliriz. Ben talibim Tarım Bakanlığı'na Sayın Cumhurbaşkanım. Ben tarım bakanlarınızı beğenmiyorum. Tarım politikalarınızı da beğenmiyorum. Buradan da söyleyeyim. Hani sesimi duyun. Ben talibim Tarım Bakanlığı'na. Birilerini Amerika'dan oradan buradan getiriyorsunuz. Bakanlar yapıyorsunuz. Bir yerlerin başına koyuyorsunuz. Emine Koçay da alın. Al sana Tarım Bakanlığı diyeyim. Bakın memlekette tarım üretim nasıl değişiyor. Vallahi değişir. Ama söz dinlemem yani onu söyleyeyim. O riski alırsanız Tarım Bakanlığınızı yaparım. Evet. Evet iyiyim Kemal Deniz iyiyim. Lastikleri alıp göndereceğim Kemal. Yazmana gerek yok artık. Teşekkür ederim iyiyim. Evet arkadaşlar başka mesajlar olan varsa alacağım. Programımızı kapatıyoruz. Aa, bir konu daha vardı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim de ondan sonra. Aa, bu şey TikTok meselesini geçen konuşmuştuk. Abicim TikTok'lardan inşallah TikTok kısmi olarak kapatılacak haberini aldım o gün. Hoşuma gitti. Bizim programdan sonra böyle bir haber oldu. Çok da iyi oldu. İnşallah sonuçlarını da görürüz TikTok'taki bu cinsel içerikli çıplak, baldır, bacak, karı kız peşinde koşanlar. Bazı edepsiz çekimler yapanlara da buradan kızmıştım, serzenişte bulunmuştum. Artık bir kadın olarak biz de baldır bacak görmekten bıktık, usandık demiştim. Ya enteresan bir şey ya, biz Türküz. Biz Türk toplumuyuz kardeşim. Bize ters gelir bunlar. Biz köylü çocuğuz, Anadolu çocuğuyuz. Bize ters gelir. Biz atamızı da biliriz, ötemizi de biliriz. Şimdi bir de yeni moda çıktı ya. Atatürk'ü çok sevenler çok sev. Ya kardeşim Atatürk üzerinden artık siyaset yapmayın. Milleti kutuplaştırmayın. Milleti bölmeye kalkmayın. Herkes atasını da bilir, ötesini de bilir, ceddini de bilir. Bırakın bu işleri artık ya. Memleket vallahi kan ağlıyor. Millet odun parası bulamıyor. Ondan sonra her gün haberleri açıyoruz, gazeteleri açıyoruz. Üçüncü sayfa haberler, cinayetler, kavgalar, vurdular, kırdılar. Bunları görmüyor musunuz? İntiharlar.
Ve bunlardan hiç bahseden yok. Gerçek Türkiye bu değil yani. Gerçek Türkiye böyle çıplaklık, yalılarda, şeylerde geçmiyor. Dizilerde şimdi son zamanlarda uyutma tekniği yine başladı. Mafya filmleri, silahlar, çatışmalar. Ne zaman böyle filmler televizyonda dizilere döküldüğünde ülkede cinayetlerin sayısı çoğalıyor. Acaba neden? Ya millet zaten yokluk içinde. Ne yapacağını bilmiyor. Bir de bu. Sabah okula giderken açlık veremiyor çocuğuna anneler. Bunları görmüyor kimse. Tutturmuşlar. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Vallahi çok kızıyorum bazen, kusura bakmayın. Bir de bu göbek açma. Ya bu göbek açma, bluzlar şu kadar şu kadar bluzlar giyiyor genç kızlar. Ya arkadaşlar, bizim ebemiz dedemiz derdi ki köy yerinde, aman kızım ayağını sıcak tut. Karnını üşütürsün. Karnını iyi sar. Karnımızı, ebelerimiz, nenelerimiz, biz tarlaya tapana giderken böyle sarardık bohça gibi. Karnımızı üşütmeyelim diye. Şimdiki kızlar bu kara kışta, kış günü göbeği açık geziyor ya. Arkadaşlar hasta olursunuz, hasta. Zaten millet kırıla gidiyor. Bak, sizin sağlığınızı düşünüyorum. Valla bu nedir ya? Bu çıplaklık normal değil ya. Bu özentiler neden kaynaklanıyor? Anlamıyorum yani. Birazcık edepli, biraz usturuplu ya. Biraz daha normal giyinin arkadaşlar. Ha, kapalı biri söyleyince konuşuyor da, ben de evveliyatından çıktım yani, onu söyleyeyim. Hacca gittim, geldim, kapandım, örtündüm. Onu da söyleyeyim. Köylü kızıydık. Yazmamız vardı, şalvarımızı giyerdik de. Onu da söyleyeyim. Ayağını sıcak tut, başını serin demiş atalarımız var. Onun için oranızı buranızı açmayın. Bak millet kırıla gidiyor. Genç genç insanlar kalp krizinden ölüyor gidiyor. Hastalanıyorsunuz, sonra eve getirip çora çocuğa, yaşlılara bulaştırıyorsunuz. Bu sokaklarda valla koca koca avratlara da şaşırıyorum. Birazcık edep ya. Edepsizleştik, valla edepsizleştik artık. Evet arkadaşlar, yorumlarınızı gördüm. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bugünkü konumuz da böyleydi. Toparladık. Bugün de böyle olsun dedik. Yarın veya bir güne inşallah adaylarımız açıklanacak. Adaylarımızı tek tek alacağım. Sonra adaylarımızın Yumurtalık ilçesindeki bütün adayları alacağız ve canlı yayında yapacakları projelerden, yapacakları hizmetlerden, kimdir, nedir, ne yapacak, baştan sona konuşacağız. Yine diyeceksiniz Turgut Erişmen'i tutuyorum. Turgut Erişmen'i tutmuyorum. Turgut Erişmen mantıklı olan adaydır diyorum. Aklı selim olan insan bunu düşünür. CHP'liler de biliyordur bunu. Gerekeni yapacaktır. Evet arkadaşlar, herkese Adana'dan kucak dolu selamlar. Başın düşerse dara Emine ablanı ara diyoruz. En kısa zamanda Milliyetçi Hareket Partisi Taliye Ünlü de biraz bize serzenişte bulundu ama Emine ablan doğruları söylüyor. Kusura bakma Taliyeciğim. En kısa zamanda seni de konuk olarak alacağım. Seni de güzel bir şekilde tanıtmak istiyoruz. Eğrisiyle doğrusuyla programlarımız devam edecek. Herkese Adana'dan selamlar. Kargo tamam. Tamam Kemal. Kapandı mı arkadaşlar? Kapanıyor mu? Bismillahirrahmanirrahim.